Merhaba arkadaşlar. Bugün size ondalıklı sayılarla çalışma ile ilgili bir ders yapmayı düşünüyorum. Sizlerden bu konuda sorular geliyor. Ben de geçmiş derslerde fazla üzerinde durmadım. Nasıl olsa internette bu konuyla ilgili çokça da kaynak var. Excel'de arkadaşlar çok çeşit format var. Sayı formatları, küsurat, tarihtir, yüzdedir vesaire. Gerçekten bu formatları birbirine dönüştürmek sıkıntılı. Şimdi öncelikle ders isimli bir makro içerebilen bir dosya kaydettim. Hemen geliştiriciden bir form açıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya şey yazalım arkadaşlar. Mesela buraya çalıştığı gün diyeyim. Çalıştığı gün, ters yazdım. Çalıştığı gün bir tane text alıyorum arkadaşlar şuraya. İkisini seçeyim. Kontrol tuşuyla bir kopyasını aldım. Günlük ücret diyeceğiz. Bir de örneğin maaş diyeceğiz mesela. Buraya günlük ücret. Şuraya da maaş diyelim. Maaşı. Şimdi şuraya da kaydet diyeyim. Sayfaya kaydedeceğiz arkadaşlar şunu. Tamam. Şimdi bu TX'te çalıştığı gün olsun. Ters yazdım. C büyük gün olsun. Şu da TX'te G ücret olsun. Şuna da TX'te maaş diyorum. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bu günlük ücretin içine çift tıklayıp giriyorum. Ve şunun before update şu olaya giriyorum. Önce güncelleme, yani birazdan söyleyeceğim arkadaşlar, çalıştırınca anlatacağım şimdi. Şimdi diyorum ki TX'te günlük ücret nokta value eşittir. Buraya format diyorum. Format parantez açıyorum. Yine TX'te günlük ücret nokta value virgül tırnak açıyorum. Bir tane kare işareti virgül kare kare 0 nokta 00 diyorum ve parantezi kapatıyorum. Şimdi bakın çalıştırdığım zaman şu şekilde oluyor. Bakın mesela çalıştığı gün 24 olsun. Günlük ücreti 125 diyorum. Bakın buranın üzerinden ayrıldığım anda before update'in olayı burayı şu şekilde gösterecek arkadaşlar. 125.00. Şimdi de maaşını da hesap. Hatta buraya yazdığım zaman maaşı hesaplasın. Hemen şuranın içerisine giriyorum. Bu sefer change olayına giriyorum. Diyorum ki TX'te maaş nokta value eşittir. TX'te çalıştığı gün nokta value çarpı şimdi çarpı TX'te günlük ücret nokta value dedim. Şimdi maaşı da formatlı göstermek için de yine buraya format yazıyorum dışarıya. Format parantez açıyorum ve şuranın hatta burayı bir parantez içine daha alayım. Virgül yine tırnak açıyorum. Kare virgül kare kare 0.00 parantezi kapattık. Enter'a bastık. Şuraya bir tırnağı kapatacağız. Tamam. Şimdi bak tekrar çalıştırıyorum. Mesela çalıştığı günü 24, günlük ücreti 125 diyorum. Bakın 3000 ya da 120 diyorum. Bu şekilde küsuratlı olarak gösteriyorum. Mesela 0 olduğu zaman tamamen sildiğim zaman boş burada günlük ücret boş olduğu için, null olduğu için yani bakın zaten orada gözüküyor ekranda. Boş olduğu zaman hata verir. Bu durumda hata vermemesi için error x şu bizim hatayı atlak kodumuzu yazıyoruz. Şimdi tekrar çalıştırayım. Çalıştığı günü 24, günlük ücret 130. Bakın şu anda sildiğim zaman da hata vermedi ama aslında bunu şöyle yapabiliriz. Aşağıda 24 kaldı. Mesela on error go to hata diyorum. Burada hata diye bir etiket tanımlamam lazım. Dim hata as label diyorum. Şuranın altına da exit sub demem lazım ki buraya bir sınır koyacağım arkadaşlar. Yani buraya da hata 2 nokta üst üste diyorum. Şimdi bakın hata oluşmadığı sürece şu işlemi yapıp exit sub'la çıkacak. Ama bir hatayla karşılaştığı zaman exit sub'ın altındaki hata etiketin altına atlamasını istedim. Bu durumda da tx'de maaş nokta value eşittir 0 dedim. Bakın şimdi tekrar çalıştıralım. Mesela 24 diyorum. 130 diyorum. Bakın sildiğim zaman aşağıda maaşı da 0 olarak görüyorsunuz. 150 dediğim zaman 150. İşte bir bu hata olayını da bu şekilde yapacaksınız. Bakın diyeceksiniz ki eğer bir hatayla karşılaşırsan şuraya atla. Karşılaşmadıysa hata diye bir hata görmediği zaman da zaten exit sub'ın altına burayı gördüğü için aşağıya hiçbir zaman gelmeyecektir. Bir de buralara harf yazdığınız zaman bakın harf yazdığın zaman da yine burayı 0 olarak gösteriyor. Çünkü hata var. Maaş 0 olarak gözüküyor. 0 yazmayı engelleyebilirsiniz. Alfanumerik değer yazmayı engelleyebilirsiniz. Diğer derste de anlatmıştım zaten bunu. Şimdi kaydederken nasıl kaydedeceksiniz? Böyle küsuratlı kaydetmenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kaydederken şöyle yapın. Mesela sayfamızın ismi nedir? Buraya maaş diyelim. Şuraya çalıştığı gün biraz yakınlaştırayım. Tamam. Şuraya günlük ücret. Şuraya da maaş diyelim. Şimdi bir arkadaşımız daha da şöyle sormuştu. Ben arkadaş sürekli buraya bir satır ekleyip her zaman şuraya aktarıyorum. İsterseniz boş satırı tespit edip her zaman aşağı doğru da kaydedebilirsiniz. Şu her iki yöntemi de anlatacağım şimdi size. Şimdi kaydetin içine girdim. Şimdi şöyle diyelim. Şuraya hemen şöyle yazıyorum. Sheets maaş nokta rows 2 nokta insert dedim. Yani maaş sayfasındaki ikinci satıra bir satır ekle dedim. Sonra yine şunun aynısını alıyorum. Şuraya kadar kopyaladım. Range A2'nin değeri eşittir tx'te çalıştığı gün nokta value dedim. Bunu kopyalıyorum ve şöyle yapıştır dedim. B2'ye ve C2'ye kayıt yapacağız. Şuraya tx'te günlük ücret, şuraya da tx'te maaş. Şimdi ben şunu formatını şöyle 0,0'lı kaydetmemenizi tavsiye ediyorum. Excel'e normal örneğin buraya 120 diye kaydedin. Şuraya 3000 ne çıktıysa artık bu şekilde kaydederseniz formatlar karışmaz, çarpmalar, bölmeleriniz daha sağlıklı olacaktır. Bunun için şöyle yapın. Buraya format diyorum. Şuranın sonuna virgül kare 0 diyorum. Ve parantezi kapatıyorum. Aynı şekilde format kare 0 derseniz şöyle bakın çalıştırayım daha iyi anlayacaksınız. Çalıştığı gün 25. Günlük ücret 125. Bakın ben şimdi kaydete bastım. Gördüğünüz gibi 25, 125, 3125 diye yani ondalı şeysiz, formatsız olarak kaydediyorum. Çalıştığı gün 21, 175. Bakın bu şekilde her zaman ikinci satıra kaydettiriyorum. Şimdi bir arkadaşımız her zaman alta kaydetmek istiyorum demişti. Ben bunun bir kopyasını alayım arkadaşlar. Şimdi bu kaydete bastığım zaman da alta kaydetsin. Bakın şöyle yapıyorum. Kaydetin içine girdim. Şurayı da alıyorum. Şu kaydetme kodlarını alayım. Kopyalıyorum. Geldim buraya. Bakın önce dim x as long diye bir değişken tanımladım. X eşittir sheets maaş sayfasındaki nokta range. Mesela A'dan kaça kadar gidebilir? A sütununda örneğin 100.000 şey olabilir. 100.000 kayıt olabilir. Nokta end parantez içinde x'le up nokta row diyorum. Bu satır arkadaşlar dolu satırı öğren demektir. Dolu satırı al dedik. Şimdi bakın kaydederken ne yapıyorum? Buraya yapıştırıyorum. Şu insert satırına ihtiyacım yok. Sadece burada A'nın ve x artı birinci satırına kaydet. Yani dolu satırın bir altına. Ben burayı da kopyalayayım. Şöyle B2 demiyorum. C2 demiyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ve şuraya yapıştırıyorum. Şimdi tekrar çalıştırayım. Bakın çalıştığı gün 23 olsun. Günlük ücreti 140 olsun. Bakın şimdi ikinci kaydete basıyorum. En alta yapıştıracaktır. Bakın. 23, 140, 32, 20. Şuraya basmış olsaydım, üstteki kaydete basmış olsaydım ikinci satıra kaydedecekti arkadaşlar. Bakın bir tanesi buraya kaydetti aynı şeyi, bir diğeri de buraya kaydetti gördüğünüz gibi. Yani bu örnekte isteyen en üst satıra kaydeder, isteyen en alta kaydeder. Çalıştığı gün 15, yevmiyesi 300. Buradan bakın ben şuradaki kaydete basıyorum. En üste yapıştırıyor. Şuradaki kaydete basınca da en alta kaydediyor. Tercih sizindir. Formatsız kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi peki sayfaya çağırırken ya da forma çağırırken nasıl yapacağız? Mesela şuraya ben verilerimi alacağım. Örneğin şuraya çağır diyorum. Çağır dediğim zaman ilk satırdakini şu ikinci satırdakini getireyim şimdi. Şimdi buraya dikkat edin. Burası da önemli. Şu çağırın içine girdim. Dedim ki tx'te çalıştığı gün nokta value eşittir. Yine sheet diyorum. Maaş sayfasındaki nokta range A2 diyorum. Nokta value diyorum. Ama şuraya arkadaşlar şuraya format diyeceğim. Format parantez içinde yine şuranın sonuna virgül yine kare virgül kare kare 0.00 deyip parantezi kapatıyorum. Aynısını kopyaladım. Yapıştırıp yapıştırdım. Şuraya tx'te günlük ücret. Şuraya da maaş diyorum. Tx'te maaş. Şimdi buraya B2 diyorum. Şuna da C2 diyorum. Şimdi çalıştırdığım zaman bakın çağır dediğim zaman şu çalıştığı günü yapmamıza gerek yoktu. Çalıştığı gün zaten şura format demiyoruz arkadaşlar. Bakın sayfaya formatsız kaydediyoruz ama bu tür list olsa veya listeye veya bu tekstlere formatlı çağırabilirsiniz. Formatsız kaydedebilirsiniz. Ben size tavsiyem formatsız kaydedin. Format normatlar karışmasın bile. Formatsız kaydedin ama formatlı çağırın. veya işlem yaparken text, yani buradaki tekstlerde formatlı gözüksün. Ama kaydederken dediğim gibi formatsız kaydetsin. Çağırırken de formatlı çağırsın arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bu konuda bir sürü arkadaşımızın sorununu da çözmüş olduk. Özellikle bu muhasebe dersleri takip eden arkadaşlarımız burada sorun yaşıyorlardı. Bunu anlattım. Başka ne anlattım? Evet. Umarım işinize yarar. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.